Kabayu Podcast'in bir başka bölümüyle daha beraberiz. Ben her zamanki gibi veya çoğu zamanki gibi. Kaliforniya'nın kuzey taraflarından bir yerlerden bağlanırken Samet mikrofonun diğer ucunda sevgili Nazım Cihan'ım. İstanbullular da bizimle birlikte. Bugün böyle bazen kayıt öncesi biz iki laflarız. Bazen chat diye gireriz durumumuza göre. Bugün böyle bir laflıyorduk kayıt öncesi 3-5 dakika. Baya e, enerjimizi birbirimizin yükselteceğimize herhalde bölümün de konusunda <laughs> da bağlantılı olarak gitgide düşürüyorduk. Dedim artık basalım kayıt tuşuna. Cihan iyice dinleyeni de kendimizi de burada yok edeceğiz böyle devam edersek o yüzden bunun üstüne soruyorum nasılsın sevgili Nazım Cihanım <laughs> <laughs> ya hani böyle bazen bazı haftalar böyle sene gibi gelir ya o haftalardan Oo. birinden çıktım Çok diyerek yanladım, sana cevap istedim. vereyim. Sende evet. ne var ne yok? Bende de böyle Sudan çıkmış balık haftaları olur ya biraz etrafının içinde sindir ama tam içinde değil o çemberin İşte öyle bir farkın... <gülüyor> <gülüyor> farkındalık haftası Bayağı şeklinde geçti garip haftanın içerisinde evet çıkıp evet sevgili dinleyenin karşısına geçmişiz çok da belki bilmeden belki bazı dinleyenler de bizimle empati kurup böyle haftalar geçirmiş olabilirler bu bölümü dinledikleri süre zarfında bir de sanırım havanın da verdiği bir ekstra motivasyon da var böyle modlara girmek için en azından kendi adıma söyleyeyim. Çünkü fırtına, yağmur, bulutlar bilmem ne gri hava derken tam böyle benlik. Hani Samet'in mazeret bulup kendini aşağıya çekmesi için hava da zaten her zaman müsait bir platformdur. Öyle diyelim yani benim tarafımdan öyle geçti. Allah Allah ne tesadüf değil mi? Burada da benzer havalar var. Yine aynı klişe ya da dejavu tarafına hava durumu olarak geçersek ya enerjiyi zorluyor İkimizin de bu evet. hafta yoğun olması da harikulade olmuş. Valla sevgili dinleyene anlatacağımız bu bölüm ya da Gay anlatacağımız gotik. bu kişi neden karşımızda? Ben şeyi merak ediyorum hani böyle arada söylüyoruz ya biz ya şu bölümü şundan dolayı yapmak istedik. Evet evet. Samet'ciğim bu bölümü neden sevgili dinleyene aktarmak istedin? Valla şimdi bölüm Edgar Allan Poe olmak üzerine ve sürekli hayatta bazen senin bu gıda tekel ilgili de bir farkındalık bir şekilde hayatın içinde önüne gelmişti. Bende de şöyle bir şey oldu. Önce geçen seneki değişim öğrencisinin bana tavsiyesiyle sürekli Wednesday izle. Wednesday çok güzel diyordu. Wednesday'in birkaç bölümünü Hı -hı. izliyordum onun için. Orada zaten Edgar Allan Poe'nun okula gittiğinden falan konuşuyorlardı. Orada bir bağlantı olmuştu. Oradan bir aklıma böyle bir girdi çıktı bir saniye içinde. Sonra burada evde otururken onun birkaç tane hikayesine rastladım. Onları böyle ya ben de hiç dikkat etmedim bu yazarın hikayelerini deyip onları okurken. Bu sefer de Netflix çok ağır bir şekilde bölüm sonunda da bundan bahsedecektim öneri olarak. The Fall of the House of Usher'ın reklamını yapmaya başladı. Oktober, Ekim 12'de geliyor diye. Ciddi bir yapım içine girmişler bu bölümü yayınlamak için. Tabii ki de Halloween yaklaştığından dolayı. Muhakkak. Ondan sonra oradan önüme çıktı. Ondan sonra da birkaç tane daha böyle gündelik hayat içinde milletle konuşurken falan ismi muhabbet konusu olunca artık dedim evrenin yolladığı bu kadar sinyale yeter. <laughs> Bunun bölümünü yapmanın vakti geldi de geçiyor demek ki. E, i̇yi ki de ama karar vermişiz seni hani bilmiyorum ama beni bayağı aydınlatan bir bölüm oldu kendisi ekseninde çünkü bilmediğim bayağı bir şey varmış kendisiyle ilgili. Evet bilmediğimiz bir sürü şey varmış. Hatta ben çok uzun zaman önce bu meşhur bütün şiirlerinin olduğu bir kitap vardır böyle ansiklopedik onu ortaokula falan almıştım. Ama ona rağmen ben Amerikalı olduğunu bilmiyordum sevgili sanırım. İngilizce Mesela. miydi kitap? Aldın kitap? Kitap İngilizce kitap. değildi ama Edgar Allan Poe'nun hani e, Britanya tarafına olan bir bağları var ya seyahat etmeleri vesaire evet, birazdan gireceğimiz. O yüzden evet. dolayı bende İngiliz algısı yarattı ki hadi böylece girelim bölüme. Evet, 19 evet. Ocak 1809'da Boston'da doğan bir yazardan bahsediyoruz sevgili dinleyen. Ve uzaktan bakınca bu sofistike, gotik, ne bileyim, bazı şeyin ilkini başlamış yazarın hiç de oralardan olmadığı havası veriyor. Tamamen katılıyorum sana yani hiçbir Boston'un <laughs> <Evet, evet. gülüyor> fakir mahallelerinden çıkma bir delikanlı havası yok ama dediğin gibi öyle bir yerde dünyaya geliyor ve sonrasında da aslında uzun bölüm boyunca konuşacağımız trajediler, depresif gelişen olaylar, ölümler, kayıplardan ilkini çok geçmeden yaşıyor aslında Edgar Allan Poe çünkü onun hayatı boyunca en çok uğraştığı sıkıntılardan bir tanesi aslında benim araştırırken neredeyse bir lanet gibi geldi bana peşini bırakmayan tüberküloz hastalığı var her sevdiğine neredeyse dokunan o dönemin kanser gibi bir şeymiş zaten evet bayağı aslında yaygınmış o zamanlar ben bunu da hani araştırırken öğrendim yine ama mesela babasının yani asıl babasının tarafı da biraz muamma. Çünkü iki farklı kaynak. Birçok kaynakta şey diyor daha o hani doğarken ilk bebeklik zamanında aileyi bırakıp kaçtı gitti diyor. Ama evet. birkaç tane kaynakta da onu kanıtlayamadıklarını ve aslında o olaydan önce de öldüğünü de söylüyor. Hani böyle garip bir muamma var baba tarafı. Anne tarafı da az önce dediğim gibi tüberkolozla ilgili bir hastalık olduğu zaman bir anda ortada annesiz babasız bir çocuk olarak Edgar, aslında Edgar Paul o zamanlar biliyorsun. Evet. Edgar Paul olarak ortada kalıyor. Hani bu da bölüm başı verdiğimiz ikinci somut çok az bilinen bilgi olsun. Ortadaki o Ellen ismini e, Foster deniliyor. Family dedikleri evet ona bakmaya karar veren ailenin ortaya çıkmasıyla Edgar Allan Poe oluyor. Annesi babası da aslında profesyonel oyuncu ve üç kardeşten ikincisi Edgar Poe şu an için. Edgar Poe diyelim. Dediğin gibi bazı kaynaklarda Babası için işte gitti alkolik olarak hmm. hayatına devam etti ve aileyi terk etti ya da işte vefat etti şeklinde veriler varken annesinin tüberkülozdan öldüğü biliniyor. Ve sonrasında zengin bir tüccar olan John Allen ve Francis Allen onu evlat ediniyor ki aslında yıldızı da barışmıyor. Çok enteresan bir hani yoyo -yo gibi bir evet. ilişkileri var böyle gel derin git gibi. bir Derin bir şey yok. Bağlantı yok aralarında. Zaten anne... Ya, biraz yüzeysel evet. Anne vefat ettikten hemen 6 gün sonra almışlar um, Edgar'ı. Özellikle de Francis'in ısrarıyla almışlar. Aslında John çok bu hikayenin sonunda sonlarında da belli olacak. John çok oralı değilmiş hani ya bırak almayalım falan modundayken Frances hani tipik Türk ilişkilerinde de olan ya beni seviyorsan alalım lütfen. Kartını kullandı büyük ihtimalle orada. <gülüyor> <gülüyor> ve Francis'in baya baya e, ısrarıyla aslında elini alıyorlar ve Francis'le de farkındaysan iliş, iletişimi ve ilişkisi biraz daha kuvvetli oluyor e, üvey babaya göre. Evet. Zaten üvey babasıyla olan ilişkisinin problematik olduğunu üniversite zamanında yani Virginia Üniversitesi'ne gittiğinde iyice anlayabiliyoruz. Orada antik ve modern diller üzerine bir eğitime başlıyor. Fakat sonrasında semestr parasını ödeyemeyecek durumda oluyor ki üvey babası ona para vermeyeceğini söylüyor. Sadece bir semestrlik bir parası var. Sonra sonrasında belki de Edgar Allan Poe'nun hikayesinin dibe vurduğu dakikalar başlıyor bir taraftan. Çünkü alkol, kumar ve bunun sonrasında borçları sebebiyle okuldan ayrılıyor ve bilinmez bir yola doğru giriyormuş gibi gözükürken karşısına farklı bir fırsat çıkıyor ya da çıkmak zorunda kalıyor. Değil evet seçimlerden seçim beğeniyor aslında. Bu arada Virginia Üniversitesi'nde 1826'da giderken gitmeden hemen önce aslında ilk aşklarından biri olan Elmira ile bir buluşması var. Onu ikna etmeye çalışıyor. Bekle beni diyor. Elmira beklerim diyor. Sonra üniversiteye gittiğinde bu senin bahsettiğin şey ekleme yapıyor. Hani bu kumar içki ve olaylara bence hı hı. artı bir neden olmuştur. Elmira ile yani gönlü Elmira'dayken onun nişanlandığını ve babasının aslında Elmira'nın hiçbir zaman Edgar'ı istemediğini öğreniyor gün üniversiteden ziyarete döndüğünde evine. Senin de dediğin gibi kumar ve hatta kumar da zamanında 2000 dolarmış borcu. Ona da baktım. Şu anki neye tekabül ettiğini düşünebilirsin. Yani Muğazada bayağı ya. herhalde bilmiyorum enflasyon bilmem ne 20 bin dolara yani ödenmeyecek bir ücretle gelmiş John'un karşısına böyle bir yere böyle bir şeye girdim diye. Ee, sonra senin de dediğin gibi seçimlerden seçim beğenmek zorunda kaldığı için 1827'de bir yıl sonra askere yazılıyor. Burada da ilginç bir şey var. Hem asker öncesi çok iyi bir yüzücüymüş. Bazen ödüller kazanmış Edgar. Çok atletikmiş. Hem de askerde de inanılmaz hızlı bir şekilde rütbeleri yükselmeye başlamış evet. ilk başlarda. Evet çok şaşırtıcı yani böyle yazarlık, <laughs> sanat, aşk, kumar, içki derken bir yandan kendini neye verirse aslında orada çok yüzü yüzünü verdiğini kanıtlayan bir şey. Çünkü askerde de kendini birazcık oraya veriyor ve çok hızlı bir yükselişe doğru geçiyor. Ama burada da yine az önce bahsettiğim lanet gibi peşinden koşan tüberkoloz bu sefer de sevdiği yani John'a göre daha fazla sevdiği Francis'in e, hayatını evet. alıyor. Yani orada yine tepe taklak olmuyor durum. Çünkü Geri dönüyor. Döndüğü zaman yıllar sonra aslında yine John'la konuşmuş oluyor. Ee, hatta şöyle ayrıntı vereyim. Ee, yetişemiyor uzaktan geldiği için Frances'in üvey annesinin cenazesini Cenazeden yarım veya bir gün sonra yetişiyor ve keşke e, ölüm yatağındayken ve sonrasında cenazeyken burada olabilseydim, yanında olabilseydim diyor. John da işte ilk konuştuklarında hani görmemen daha iyiydi gibi böyle hani arkadaşça bir şey söylüyor ona. Onunla hala ilgilenirmiş gibi ama onların ilişkisi işte çok uzun sürmüyor. Ona da geliriz. Ee, yine bir okula yazılıyor. Seçimlerden seçim beğeniyor demiştim. Asker derken şimdi bu sefer yine başka bir okula yazılıyor. Ama bu okula da John'un sponsorluğuyla yazılıyor. Bu cenazedeki yeniden iletişim kurma, bağlantı kurmalarından sonra evet. yine bir okula yazılıyor ama sponsorluğuyla yazılıyor. Burada çok garip hayatı kaçık kılan bir durum söz konusu. John bir süre sonra bu sponsorluktan çekilmek istediğini söylediğinde e, ilginç o zamanın kurallarına göre sponsor ya çocuğu çekiyormuş ya da atılma gerekiyormuş. Kendi kendine bir anda okuldan çıkamıyorsun. <laughs> Böyle kaçık bir durum var sevgili Cihan. Ee, Edgar gerçekten okulu John artık desteklemiyor diye devam ettirmek istemediği için 110 kere uyarı almış. 110 tane farklı sinsilik, hinlik tasarlamış ve içine girmiş atılsın diye. Hı hı ve kendi kendini sabotaj etmiş kendi deyimiyle bunu bir yerde söylüyor atılmak için ve sonunda da okul lanet olsun böyle öğrenciye deyip sponsoru hala John olduğu halde John çünkü ilişki öyle bir kesmiş ki sponsorunu da iptal etmemiş ama destek de vermeyeceğini söylemiş. O da gurur yapmış ve kendini attırmış bir şekilde uzun uğraşlar sonucunda ikinci okuldan. Da. Zaten hani ölene kadar da bir daha görmek istememiş Edgar Allan Poe'yu evet. üvey babası. Öyle bir ilişkileri var. Hani aslında ilişkileri yok da diyebiliriz. Miras da bırakmıyor. <laughs> evet mirastan da men ediyor. Bir taraftan da sanki Samet yasal olarak da evlat edinmemişler gibi evet. şeyler okudum. Foster ben. Hani... Family. Doğru. Hani aslında hem var hem yok gibi bir durumdan da bahsedebiliriz. Evet geçici geçici ıı, bakım şeklinde statüsünü almışlar. Özellikle galiba yine John'un ısrarından dolayı öyle oluyor. Ama istese tabii ki hani istediği kişi istediği ismi ha, seçebildiği için bırakabilirmiş. Minas, bırakmamayı bırakabilir. tercih etmiş. Ve 1834'te John vefat ediyor. Bu sırada bundan hemen önce yine bu lanete geri döneyim insanlar anlasın diye. O sırada senin başlarda bahsettiğin Edgar'ın kardeşi de tuberkülaza yeniliyor. O da yenik düşüyor. Böyle seri şeklinde etrafında ölümlerin gelip gittiği bir Edgar var ve aşk hayatı da çok zaten böyle aman aman gitmiyor. Ve sonunda da ilginç bir as ilişki buluyor. Yani çok böyle dinlediğim podcast'lerde okudum, makalelerde çok böyle insanları iki ayıran 13 yaşında olduğu söylenen bir kuzeniyle garip bir Virginia sanırım adı. Hı. Garip bir ilişkisi var çünkü evlenirken de yaşını 21 göstermişler tepkilerden. Hadi ya, <laughs> sakınmak için. Evet yani orada Edgar 26, Virginia 13 iken böyle bir kuzeniyle bir ilişkiye başlıyor. Ama aralarının iyi olduğu, kuzenin onun eserlerine çok destek verdiği söyleniyor. Ki zaten Edgar da 1830'lardan sonra magazinlerde çalışmaya başlıyor bu ikinci okuldan sonra ve eserlerini de yayınlamaya başlıyor ve devam ediyor. Yani hafiften böyle bir en sonunda edebiyat dünyasına da girmiş oluyor. Aslında teknik olarak 18 yaşında bu arada ilk defa bir şiiri yayınlanıyor küçük bir dergide ama orada adını da koymamış. A Bostonian diye imzalamış. Bostonlu biri diye. Ama asıl böyle ciddi anlamda edebiyata girmesi 1830-35 arası magazinlerde, Hı -hı. çalıştığı magazinlerde eserlerini yayınlamasıyla oluyor. İlginç bir bu... şey verip lafı sana vereyim. Yan e, yine somut böyle önemli bir şey vereyim. Amerika'da ya yazarlık ile hayatını kazanan ilk yazarlardan biri olarak kabul edilirmiş. Evet. İlk profesyonel yazar olarak. Hani bu magazinlerde yayınlarken bunlar 3-5 bir şeyler gelmeye başlıyor kuzeniyle yaptığı evlilik sırasında. O önemli bir çağ için veya artık edebiyat için Amerika'da önemli bir şey oluyor. Hani hiçbir zaman geliri iyi değil ama 3-5 kazanmaya başlayan ilk yazarlardan biri oluyormuş. Ya biraz da hani kafayı kırıp artık ben her şeyi bırakacağım ve sadece yazarlıktan para kazanacağımla da bağlantılı doğru orantılı olduğunu düşünebiliriz. Evet. Aslında uzun yıllar görmezden gelinen ve eleştirilen bir yazar kendisi. Çok fazla hani bir talep yok. Basılan kitapların satılma durumu çok düşük vesaire. Ama senin dediğin yıllara tekabül ediyor. 1833'te The Baltimore Saturday Visitor tarafından düzenlenen yarışmayı şişedeki mesaj öyküsüyle kazandıktan sonra bir tanınırlık olmaya başlıyor. Ya bu adam da bir şeyler yazıyormuş. Şa geliyor olay. E tabi yazarlık motivasyonuyla birlikte farklı Birkaç noktası da var tabii ki hani kurgu tarafında bir farkı var ki Edgar Allan Poe'nun aslında bir sürü akımın da temelini sağlıyor. O dönem çok da evet. farkında olunmadığı şekilde gotik edebiyatın öncülerinden olan birisi romantizm akımının öncülerinden yine ve belki de hani günümüze kadar böyle sisli halinde gelen dedektif hikayelerini yaratan bir yazar diye de düşünebiliriz. Kesinlikle ilk babası diye kabul ediliyor. E sonrasında da evriliyor. İki temel noktası var. Hani iki kriteri varmış Edgar Allan Poe'nun yazdıklarını kurgularken. Bir tanesi bir oturuşta okunabilen şeyler yazmak. Evet. İkincisi ise her kelimenin hikayeye boş bir anlam katmadan ya yani bir katkı vererek bir puzzle'ın parçası gibi olarak bulunması doğal olarak da hani okuyucuları belli bir döneme kadar içine çekemeyip sonrasında tamamen hikayenin içerisinde buldukları bir hali var ama hani hayatı da bir taraftan dramlarla geçmiş ya hani inişler çıkışlar vesaire bir Hı -hı. tane videolardan birini izlerken yorum çok hoşuma gitti onu sizinle paylaşmak istiyorum seninle ve sevgili dinleyenle dünyada iyi kitap yazmak istersiniz ama Asla bir yazarın hayatına sahip olmak istemezsiniz. Edgar Allan Poe aslında bu tanıma çok uyuyor gibi geldi bana. Çok güzel bir laf söylenmiş evet ben de katılıyorum. Ee, bu arada dediklerini ekleme yapayım edebiyat dünyasındaki önemine dair. En iyi korku yazarlarından biri olarak da kabul ediliyor hala günümüzde. Hani korku temalı hikaye yazarı ve Amerika'ya ilk kısa hikayeleri sevdiren kişi olarak da kabul ediliyor. Çünkü senin dediğin olaydan dolayı ilk oturuşta okuyup bitirilebilmeli bence hikayeler diye kendi sözü var zaten onunla ilgili de. Hem hedefi hem sözü var. Kısa hikayeleri de aslında bir şekilde şekillendiren, kabul ettiren, sevdiren kişi olarak görülüyor. Onları ekleyeyim. Şimdi ben şeyden alıp aslında bölümün en belki de muamma olan çözülememiş bir bilin mezler kısmı olan. Ölümüne doğru yavaş yavaş geleceğim ama bu kuzeni dediğimiz artık eşi de olan aynı zamanda kişi Virginia Püberkoloz'a yakalanıyor. Şaşırdık mı? Hayır. Hayatını kaybettiğinde aslında Edgar'ı bütün bundan önceki ölümlerden çok etkileyen ve onun aslında bir anda nasıl diyeyim sana bir fırtının içinde kaybolmasına sebep olan bir ölüm oluyor. Çünkü gerçekten iki yıl boyunca sürekli mezarını ziyaret etmiş ve sürekli çiçekler koyup çiçekleri de taze tutmaya çalışmış. E, içki i̇çki olayını da çok arttırmış o iki yıl süresinde. Baya baya artık e, kontrolden çıkmış. Kontrolden çıkıyor o durumlar. Ve sonrasında da çok ilginçtir. Kendisinin bu kadar gizemli eserleri başarıyla dünyaya kazandıran kendisinin de ölümü günümüze kadar büyük bir gizem olarak vuku buluyor ve şu an bu, yani bir sürü şey okudum, araştırdım. Hiçbir şekilde kendim bile bir fikir edinemedim ne olmuş olabilir diye. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. İstiyorsan onu ayrı kitabını hemen verelim çok çabuk çünkü hı hı. bir seyahate çıkıyorum diye e, yola çıkıyor bir yere sanırım Philadelphia'ya ama Baltimore sokaklarında böyle başkasının kıyafetini giyerken ve anlamsız şeyler söylerken bulunuyor kendisi. Sonra da hastaneye götürüldükten kısa bir süre sonra da hayatını kaybediyor. Yani hani bu tarz akımların öncüsü olan hani dedektiflik işte korkudur ne bileyim gotik edebiyattır. Onun ölümünün de bu tarz bilinmez bir şekilde olması da aslında değişik ve manidar diye düşünebiliriz. Edgar Allan Poe bu, o bilinmez bir şekilde hayatını kaybetmiş sayılır. Bu bulunduğu noktayla hastanede hayatını kaybettiği noktaya kadar sürekli bir Reynolds ismi telaffuz etmiş. Reynolds ismi evet. hayatında o sürelerde olmayan çok galiba. Olmayan ha. bir isim. Bulamıyorlar bir bağlantı. 40 yaşlarında bu olay olurken kendisi. Bir de atlamayalım onu dinleyenlerden ilgili olanlar yakalar. Bu kuzeniyle. Ölümü arasındaki iki yıl içinde en başlarda bahsettiğim Elmira'yla da artık o zaman sanırım boşlanmış olan veya kocasını kaybeden şu an da bir evlilik yapıyor tekrar. Ee, çok kuvvetli, bağlantılı bir evlilik olmasa da onunla da, da bir evlilik yapıyor. Evet jübile gibi olmuş. Çocukluk aşkına geri dönmüş. Şey var, e, bu ilginç konu konuyu açıyor ya bazen bölümlere çalışırken. O zamanlar e, portlarda ismini de, İngiliz ismini de yeni öğrendim. Cooping diye bir terim varmış. Cooping, e, e, şimdi ne kadar çok insanı gemilere bindirip bu Baltimore limanından İrlanda'ya, Avrupa'ya oraya buraya yollarsan denizci olarak veya işçi olarak bulduğun için komisyon kazanıyormuşsun zamanında. Bazı insanlar e, Baltimore'da işte başı boş duran, içkili olan, ne bileyim zayıf olan, kandırabildikleri insanları bazen de zorlayarak hatta bu gemileri bindiriyormuşlar işçi bulduk size diye ve üzerinden e, komisyon alıyormuşlar. Bildiğin yolluyorlar Avrupa'ya bu insanları sanları olabilir mi diye bir İngilizce podcast'te bayağı tartışıyorlardı acaba barlardan birinde Edgar'ı bulduklarında bayağı kendinden geçmiş. Kuping yapmaya çalıştılar mı? O yüzden mi acaba kıyafetleri de başka insanların kıyafetleri üzerinde vardı? Acaba yedirmeye mi çalışıyordular gibilerinden gemilere? Ee, böyle bu var bir gizem olan. İkincisi de hastanedeki otopsisi olsun, doktorların nedenlendirmesi olsun. onun hepsi birazcık çok böyle sisli kalmış bir durumda. Hani neden öldüğü de tam belli değil. Ee, bazıları brain concussion olabilir diyor kafaya darbe çünkü bulunduğunda da hiçbir üzerinde yara bere kavga izi de olmamış Edgar'ın ya bayağı gizemli bir şekilde kendisinin hayatı orada son buluyor. Bulduktan sonra da Orbit şöyle dedikleri zamanında gelenekti. Gazetede bir kişi diğer vefat eden kişiyle ilgili bir köşe yazardı. Onun köşe yazarını da yani onun ölümünün ve değerlendirmesini yazan kişi de hayatı boyunca çekiştiği, birbirlerine sürekli böyle çamur attıkları bir ara beraber çalışırken kov başka bir editör yazıyor. Öyle de hayatının bu son bulmasından sonra bile ironi peşini bırakmamış aslında bu yazarın. Edgar da böylece aramızdan çok çok büyük bir gizem geride bırakarak ayrılmış oluyor. ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zamanki gibi bazı önerilerimiz var ve sevgili Samet sandalyesinde sağa sola dönerken hazır gibi gözüküyor. Şey Mr. Gadget'teki e, kötü karakter elinde kedi severek ekrana bakan kötü karakter gibi hissettim kendimi. Sen öyle deyince. <gülüyor> <gülüyor> e, o iyi çarşı yapmış. Evet e, bir anda geldi. Ya Bölümün başına bahsettim. The Fall of the House of Usher zaten Edgar'ın Kısa hikayelerinden biri onu hmm. e, Netflix Ekim 12'de yayına sokuyor bayağı trailerı umut verici onu önereyim. girdiği zaman yayını insanların izlemesi için. Bölümde bahsetmeyi aslında neredeyse unuttuğumuz ve kesinlikle bahsedilmeyi hak eden ve aslında ününü de Edgar'ın sağlayan ulusal anlamda ününü gece aşırı sağlayan The Raven var. The Raven'ın hem hikayesini hem de bir filmi var. Sanırım Amazon Prime'da olabilir e, ücretsiz. The Raven'ın genel olarak önerisinde bulunayım. Çünkü en önemli eserlerinden biri Edgar'ın. Hmm. E, onun dışında bölümle alakasız olarak da e, son iki gündür izlediğim Vatican Girl, The of... Emmanuel Orlandi bunu önermek istiyorum çünkü seninle ileride yapmayı düşündüğüm sana da sürpriz olabilir. Vatikan türü. bir Vatikan bölümüne hafiften giriş yapmış oldum. Neler dönüyor Vatikan'da diye. E, merak edenler için çok gayet Hı -hı. E, ciddi bir yapım olmuş. Bir kayıp kızla ilgili. Hemen çok uzatmadan da HKBU dinlencesi listemize iki tane şarkı ekleyip söz artık senin e, mikrofonuna bırakalım. Birincisi The Kingfisher söyleyen grubun adı Rosemary and Garlic. Diğeri de herkesin bildiği Beatles'dan You've Got to Hide Your Love Away şarkısı. Bunları HKB dinlencesinde YouTube, Deezer ve Spotify'da bulunan çalma listemize ekleyip sözü sana verelim. Sende ne var ne yok. Teşekkürler Samet'cim önerilerin için. Bende bir tane video var. Neden Edgar Allan Poe okumalısın isimli TED Ed kanalında kısa bir video var. Tavsiye ederim 5 dakika civarında. Hızlı bir şekilde. <laughs> ilgi çekici. Anlatıyor. İki tane de şarkı var. HKB dünlencesi playlistlerimiz için. Deezer, Spotify ve YouTube. Bir tanesi artık listemizin şeyi böyle hani tepe gruplarından biri olan Porcupine Tree'den She's Moved On şarkısı. Diğeri ise Milky Chance'den Cocoon şarkısı. Bunlar HKB dünlencesi playlistinde olacak dediğim gibi sevgili Samet'ciğim. Bu, bu hafta yabancılardan gittik gibi duruyor şarkı listemizde. Bakalım ilerleyen haftaları nasıl bir şekilde alacak diyelim. <laughs> yani zor bir haftanın sonunda belki de böyle öyle hissettik değil mi? Evet aynen. Bölümü zamanını dinleyenler için artık bu sonbahar havalarına girerken, yapraklar düşerken bir Edgar Allan Poe aynen. hikayesi dinlemelik güzel bir bölüm oldu diye düşünüyorum zamanlama açısından. Zamansız hmm. ileride dinleyenler için de baharı sonbaharı fark etmez bir şekilde bu bölümden keyif aldıysanız <laughs> ne mutlu bize diyelim. Belki ee, de Cihan. güneşli bir havada dinliyor evet. Yani. Aynen aynen. Bilmiyorum. Belki bir Ibiza sahilinde dinliyordur birisi bunu. İlerleyen bir gelecek evet, zamanda. Evet. İstiyorsan sen her zaman dediğin gibi yolculuğa devam etme sekansıyla bölümü kapatıp bir dahaki haftalarda ve bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.